versene Ezgi. Aa. Aa. Ya versene. Ver, versene. Hayatım. Koy. Aa, kapamadı ya. Tamam. Evet. Ebru, bir şey diyeceğim ya. Beni bir arasana. Annem yanında olmasın yalnız. Tamam. Alo, Ebru. Özgür. Özgür. Biliyorum Ebru'cum, biliyorum, anladım. Tamam, evet. Evet, annem üzülecek. Yani bunun kaçarı yok. Yapacak bir şey de yok. Üzülecek kadıncağız, tamam. Yani kavga ettik. Pek barışma ihtimalimiz de yok gibi gözüküyor şu an yani. Ne yapayım? Ben konuşurum Ebru annemle. Tamam, sen üzme tatlı canına. Konuşacağım ben onunla. İlgileneceğim yani, merak etme sen. Hadi, hadi bay bay canım benim. Hadi görüşürüz. Ha gel yak. Kalanı da yak. İhtiyaç falan varsa dükkan senin yani. Dolabı, yolu biliyorsun. Git al yak istediğini yani. Tamam, çok özür dilerim. Çok haklısın. Kızlar üzerimdeki tişörtü Soner'in zannetti. Ha, şey eskisi gitsin yenisi gelsin mi? Sen de mi biliyorsun? Ha. Gülben bilmiyormuş. Neyse. Gerçekten çok özür dilerim. Neden kızlar kıyafetin benim olduğunu falan anlasalar kıyafeti yakmakla yetinmezler. Beni de yakarlar. Kesin. Zaten ödleri patlıyor seninle sevgili olacağım diye. Hadi ya. Ben ona espri mahiyetinde demiştim de. Niye ki yani? Ben öyle ilişki yaşanacak biri değil miyim? Öyle değil tabii yani, onlar tamamen... Tabii ki de değilim bu arada. Yani çok haklılar. Bendeki de soru. Umarım dün gece çok rahatsızlık vermemişim. Verdin şekerim, verdin. Yanımdakini bir göreydin. Yol verdim resmen kıza ya. Gecemi affettin yani, öyle söyleyeyim. Benim yüzümden kızı mı gönderdin? Bir an seninle otel gecesinde yaşadığımız o kötü tecrübe aklıma geldi. Kız şimdi perişan olmasın dedim yani. Üzüldüm kızcağıza. Mecburen. Çok da güzeldi bu arada yani. Harcandı. Kızı düşündüğünden yani. Ben de bir an sandım ki iyi niyet falan. Neyse tamam. Sana verdiğim tüm rahatsızlık için çok özür dilerim. Özür dilemen gereken bir kişi daha var. Kim? Haydar. Niye? Böyle komple kustun asansörün önüne. Bıraktın yani. Gerçekten mi? Ne yapacağız? Yani ona teşekkür etmek falan yapmaz. Bir şey yapmak lazım. Yapacaksın zaten. Baş başa mineralli su içeceksiniz. Niye? Öyle o şekilde ikna edebildim yani. Ha benim adıma gittin, anlaşma yaptın Haydar'la öyle mi? Ne yapsaydım canım? Ben mi bizzat girişseydim o şahesere? Ben mi temizleseydim yani? Hadi bana dua et. Yemek yemek falan istiyordu seninle. Ben hani sıkı bir pazarlık yaptım, mineralli suya kadar indirdim onu. Sağ ol, gerçekten. Bu arada yani içinden çıkanları falan bir görseydin, biz gördük. Hala yani seninle yemek yeme isteği var mıdır Haydar'da? Orasını bilmiyorum. Sus, tamam, hatırlatma. Bu arada sen sadece duyuyorsun şu an, biz gördük. Tamam, tamam. Bir konu daha var aslında konuşmak istediğim. Hı. Ben sana karşı hatalı davrandım. Yani sebep ne olursa olsun seni yarı yolda bırakmamam lazımdı. Sana verdiğim sözü tutmalıydım. Yani eğer sen de istersen ben seninle düğüne gelmek istiyorum. Ve bunu ne beni işe alman için ne de bana yardım etmen için istemiyorum. Sen haklıydın. Ben bu seçimi seninle onun arasında yapmadım. Ben bu seçimi onunla kendi değerlerim arasında yaptım. Ve büyük bir hataydı. Artık hiçbir erkek için bunu yapmak istemiyorum. Allah Allah ya. Dur bakayım. Ya ateşin falan da yok, iyisin. Ne diyorsun? Senle düğüne gelmemi istiyor musun?
İçmeyeceğine söz verirsen. Söz. İyi tamam, anlaştık öyleyse. Bir şey diyeceğim bu arada, yani benimle çalışmanda falan bir sakınca yok. Ben öyle tepki verdim ama yani bir şeyleri gör diye. Gerçekten mi? Teşekkür ederim patron. Patron, o zaman ben hemen Serdar'ı arayıp randevuyu iptal edeyim. Eminsin değil mi? Bak sonra bana gelip carlama. Bir şey olursa falan filan yani. Bana bilenme yani. Çok eminim. Zaten ne olacak ya? 2-3 gün öteleyeceğim. Patron. Cuma akşamı için sözleşmiştik ama benim programımda bir değişiklik oldu. Şehir dışına biraz erken çıkmam gerekiyor. Hadi ya. Bunu duyduğuma üzüldüm. Ama hafta başı müsaitim. Maalesef. Ben pazar günü New York'a gidiyorum. 10 gün yokum. Hem ufak bir tatil hem de katılmam gereken bir tane kongre var. O yüzden gitmeden seni görmek istemiştim aslında. Neyse. Yapacak bir şey yok. Artık döndüğümde görüşürüz. Tabii. Çok isterim. Sana iyi tatiller, iyi yolculuklar. Sana da iyi tatiller. Görüşürüz. Ben emin misin diye sordum sana. Bu 10 günü burnumdan getireceksin değil mi? Hiç şüphen olmasın. Seni uyarayım, ben artık senin sadece komşun veya ilişki koçun değilim. Aynı zamanda senin patronunum da. Daha iyi ya. Evden kaçsan işte yakalarım. Ben bu birlikte çalışma olayını bir daha mı gözden geçirsem? Vallahi onu benim için bir sakıncası yok demeden önce düşünecektin. Artık çok geç. Patron. Hoş geldiniz Özgür Bey. Bulduk, ne haber güzel? Çok iyi. Nasıl enerjimiz bugün? Mükemmel, plus. Birkaç arkadaşınız aradı, rezervasyon yaptırdı, bir de sizi sordular. Okey, geldiğimi sakın böyle kimseye haber etme. Yeni mekanla ilgili böyle toparlamam gereken birkaç acil işim var. Biliyorsun birkaç günlüğüne şehir dışına gidiyorum. Oradayken de senden böyle ekstra bir şeyler isteyebilirim. Tabii. Ben görev aşkıyla yanıyorum biliyorsunuz. Her zaman buradayım. Zaten ben de yeni mekanla ilgili sizinle görüşmek istiyordum. Okey, geldiğimde konuşuruz o zaman. Okey. Pablo'cum. Abi Deniz gelmiş. Ne diyeceğim ben kıza? Muhtemelen sana teşekkür etmeye geldiği için rica ederim diyebilirsin mesela. Ya da ne demek yeter ki sen iste gibisinden bir şey diyebilirsin. Hemen ardından bu gece ne yapıyorsun diyebilirsin ki ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Kız ayağına kadar gelmiş. Abi ne diyorsun ya? Diyorum ki Ezgi ile aramızdaki sorunu hallettik. Nasıl yani? Bizimle çalışmaya mı başlıyor? Yarın düğün için sabahtan yola çıkıyoruz. Ah be abi, niye söylemiyorsun böyle bir haberi bana? Abi görüyorsun halimi yani, bunları bir toparlayıp hemen yanına gelip, çok ateş var. Abi orada sıcak basıyor beni mutfakta ya. Neyse tamam, halloldu ya. Yani Deniz gerçekten bugün bana teşekkür etmek için gelmiş olabilir. Hala bu kadar bekletmeye devam edersen durum değişebilir, onu bilemem tabii yani. Evet evet, hadi ben gidiyorum. Abi üstünü önlüğüm çeki düzen var, onu çıkart yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. Anlatıyorum ben abi, dinlemiyorsun. Dinlesen olacak bir şeyler de. Resmi resmi hareketler. Gidiyor mu? Tanışmaya gelmiştin ben de. Ne oldu? Bir şey olmadı abi. Böyle giderse de olacağı yok galiba. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki abi. O kadar kadın, o kadar tecrübe. Ha, sorumuzu ben olmuş muyum? Ne yalan mı abi? Yani ben ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ki. Bu tarz durumlarda afallıyorum. Sen beni biliyorsun. Vallahi Buratello'm, ben sana söylüyorum. Yapman gerekeni ama sen dinlemiyorsun ki. Ne zaman söyledin abi? Duymamışım. Bir daha söyle. Şimdi söylüyorum yapman gerekeni. Heh. Çok basit yani. Bunu dinle, iyi anla ve yap, tamam. Şimdi böyle kadınlarla karşılaştığında yapman gereken tek şey... Abi arkana bakmadan kaçacaksın. Abi onca kadın onca tecrübe, bu yani. Bu mu abi? Evet. Yola bu kadar erken çıkmak zorunda mıydık? Daha uyku alamadım. Hayatım, gitmemiz gereken, nereden baksan en az 8 saatlik yolumuz var. Ben sana söyledim değil mi dün gece erken yatmanı? Ben ne yapayım, bütün gece çalıştım. 2 saatlik uykuyla duruyorum ben. Sen alışıksındır. Tabii canım, öyleyimdir. Özgür Bey,
Yol macerası var galiba. Müzikler eşliğinde güneşe doğru. Var Aylar'cığım var. Gitmemiz gereken böyle uzun ince bir yol var. Tutma bizi. Su falan dök arkamızdan. Ha. Ezgi Hanım iyi tatiller. Aman yana dikkat. İyi kremlenin bikinizi yapmasın. İyi tatiller, iyi yolculuklar. Kızgın kumlar, serin sular. Ya yaşıyorsunuz bu hayatı ya. Beni araba tutar. İnşallah iyi kullanıyorsundur. Pardon? Aa ben pardon. Yani senin herhangi bir şey kötü yapma ihtimalin var mı? Bendeki de sorun. Affedersin yani herhalde. Ne kadar sürer peki? Vallahi seni hesaba katarsak 5. Normalde 7-8. Ne demek o şimdi? Seni hesaba katarsam falan. Ha yol bir an önce bitsin diye basarım gaza diyorsun. Yok canım öyle bir şey der miyim ben? Sen sıkılırsın diye yani. Seni düşündüğüm için. Hiç inandırıcı olmadı. Ha, olmadı mı? Hala uykumu alamadım. Keşke yola çıkmadan kahve falan içseydik. Ha, senin uykulu halin böyleyse hiç kafeinle ayıtmayalım. Yolumuz uzun, bitmez. Bence de. Ben hiç uykumu falan açmıyorum. Senle yolculuk anca uykuda çekilir. Ha, sen ciddisin bayağı böyle, bu şekil. Uyuyacaksın, ha? Ayıp be ayıp. İnsan bir co-pilotluk falan yapar. Böyle oynayacağım diyorsun. Peki sen bilirsin. 7 saat demiştin değil mi yok? Ben 7 saat aralıksız konuşabiliyorum. Ben küçükken... Pişman oldum ya tamam. Vallahi kısıyorum şu an. Lütfen. Gerçekten kısıyorum ya. Şu an duygusal tempolu bir müzik açıyorum. Sen nurlar içinde uyuyor. Vallahi bak. Teşekkürler. Bak, kuşu içinde. Hadi uyan. Ezgi. Haydi. Geldik mi? Gelmedik. Mola. Burası çok acayip meşhur bir yermiş. Hani buraya geldik ki burada yiyelim diye. Sonra söylenme yani. Beni böyle kötü kötü yerlere getirdin falandı filandı bilmem ne. Hiç şansın yok. Neresi burası? Bursa yolu. Yürü. Ne yürü? Bu coşma kadın. Ne? Ay! Ay bu nasıl sürpriz? Ay boncuğum gelmiş boncuğum. Hoş geldin güzel kızım. Merhaba annemin ben. Sen de... İki ismim var anne. Öyle mi? Ama Özgür'ü mü kullanıyorsun? Özgür bir tık daha Özgür geliyor bana. Daha beni yansıyor. Tamam çok güzel mi? Gelin. Ya ne kadar güzel sürprizcin olsun. Ben yerim seni. Güzel kızım benim. Ay hoş geldin. Ezgi senden çok bahsetti. Özgür'cüm ha? Evet. Doktormuşsun. Evet. Ay ne güzel ya. Siz ne güzel sürpriz yaptınız böyle. Hadi bakın oturun şöyle. Ben Ünal'a haber verip geleyim. Ay çok mutlu olacak. Geç yavrum. Geçelim. Geç. Ay, ay çok güzel. Kızım Ünal kim? Üvey baba. Annemin eşi. Ne? Ya sen koskoca Bursa'da başka yer bulamadın değil mi getirecek? Ha, ben biliyorum çünkü annenin Bursa'da yaşadığını. Bir şey diyeceğim. Beni Serdar zannediyor yalnız. Ben hala oradayım. Ne ayak?
Hafta sonu için beni buraya çağırdılar. Ben de Serdar'la program yaptım diye yalan söyledim. Oo, tamam. Durum şimdi okey, anlaşıldı. Şey diyeceğim, annenin enerjisine bakılırsa bayağı seni Serdar'la sevgili zannediyor artık sen. Ona ne söylediysen, nasıl köpürttüysen oraları. Ya ben bir şey söylemedim. O abartmayı seviyor. O zaman biz sevgili numarası yapacağız. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Evet. Güzel. Pratik yapmış oluruz anneme gidene kadar. Çok eğleniyorsun değil mi? Çok. Hayır diyemem. Peki ben ne yapacağım acaba senden sonra? Serdar'la ilişkiye başlayınca annemle nasıl tanıştıracağım Serdar'ı? Karım bana kalırsa Serdar'ı hiç tanıştırma. Şu an benim yerime Serdar olsa var ya, arkasına bakmadan böyle arabasına binmiş son hız kaçıyordu ya. Senden çok bahsetti de ne yani? Sıfır karizma işte. Anasına bak. İşte kızını al. Anama laf etme. Aa, bana söylendiğin yetmiyor. Aman da kim gelmiş Eskicim canım kızım. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Doktor. Özgür. Öyle uzaktan olmaz. Gel bakayım. Hadi geçin oturun. Hadi geçin oturun. Hadi. Ay güzelim benim maşallah. Ya. Ay kızım, kızım. Ya keşke önceden söyleseydiniz. Yani bir şeyler hazırlatırdık. Ay Ünal'cığım, çocuklar sürpriz yapmış işte. Bak ne güzel. Aman aman aman. Anasının kızı işte, anasının kızı. Nevincim böyledir. Böyle sürpriz yapmaya bayılır. Evet evet. Ana kız bayağı benziyor gibiler. Bak bu konuda erkek erkeğe konuşmamız lazım. Sana bazı tüyolarım var mı? Süper. Yalnız bir şey diyeceğim. Siz de katılırsınız. Yani böyle bir bakınca çok öyle anne kız gibi değil. Bin şahit lazım. Daha çok böyle abla kardeş bence. Ay çok tatlısın herhalde bu durumda. Kardeş olan da ben oluyorum değil mi? Tabii ki. Aşk olsun anne. Aman aman bırak. Azıcık tadını çıkarayım. Öf, zaten bunalımdayım bu aralar. Aa, böyle söyleme Nevin'cim. Yani konuyu daha önce konuşmuştuk. Tamam tamam. Ay çocuklar bak, gençliğinizin kıymetini bilin. Öyle yaş almak sanıldığı kadar da şahane bir şey değil yani. Gezin, dolaşın, eğlenin, aşık olun, aşık. Oh ne güzel. Yani Ezgi'ye de hep söylüyorum. O gitti bağırsak solucanı için 3 ay yaz tuttu. 3 ay bir kadın için ne kadar önemli, ha değil mi? Ay, Özgürcüğüm senin uzmanlık alanın kadın doğumdu değil mi? Evet. Tamam, şimdi ben sana bir şey soracağım. Anneciğim ne gerek var şimdi tatilde? Ne demek tatilde? Aa, bulmuşum uzmanı. Tabii ki soracağım. Sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Buyurun, çekinmeyi sorun. Ben şu yumurta dondurma işine de... Anne yok artık. Ay ne var ya? Kızım, doktorla hasta arasında ayıp olur mu? Aa, tamam ben bir ara sizinle ayrıca konuşayım. Biz çok açız. Ha tamam tamam. Ha öyle mi? Hemen donatırız burayı. Merak etmeyin. Hemen donatırız. Hadi hadi. Hadi. Hemen hadi, hemen hadi. Bekleyin, bekleyin. Ünal abi yumurta var mı? Benim biraz canım çekti. Hem de benimkiler taze. Bugün bugün çıktı. Ya var ya. Keşke sucukla yapsaydın. Ya bana da kokarlar. Her şey o kadar muazzam, o kadar yani lezzetli ki mekanınız müthiş keyifli bu arada. Bayıldım, çok sevdim gerçekten. Her zaman bekliyoruz çocuklar, burası sizin ya. Evet, evet hep gelin yavrum, yavrum benim. Geliriz anneciğim, geliriz. Hadi bakalım, şimdi bu anı bir fotoğraflayalım değil mi çocuklar? Hadi bakalım, gel bakayım. Şöyle, şöyle. Bakayım elimi. Ya bu ne resmiyet böyle çocuklar? Bir tutuşsanız elle, sarılsanız birbirinize. Anneciğim iyilik böyle. Deyip şimdi. Ünal'cığım senden çekiniyor çocuklar. Benden mi? Olur mu öyle şey çocuklar? Yani ne çekiniyorsunuz? Dünyanın en güzel şeyidir sarılmak, öpüşmek. Ya bundan güzel şey var mı? Sevgiden başka güzel şey var mı? Hadi bakayım tutuşun, hadi. Tutuşun. Gel elini. Aşkım gel. Bak. Ay çok güzel oldu. Evet harika. Ay. Çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu çocuklar. Özgürcüğüm canım benim senin sosyal medya hesabın var mı? Şimdi ben hepimizi etiketleyeceğim, sen de paylaşırsın. Yok anneciğim. Özgür hiç hoşlanmaz öyle şeylerden değil mi Özgür? Kullanmıyor. Öyle mi? Pek benlik bir şey değil, pek haz etmiyorum yani. Aa, aynı ben. Ya ne kadar çok ortak noktamız var doktor. Ben de hiç sevmiyorum da işte Nevin'cim sağ olsun ısrar etti. Açtık Allah bir tane. Allah Allah. Beceremiyorum demiyor da. Peki tamam. İyi o zaman hadi. Ben hepimiz için paylaşıyorum. Anneciğim ne güzel böyle rahat rahat oturuyoruz ya. Boş ver onunla uğraşma. Ay baş öğretmen. İyi paylaşmıyorum hadi. Ya Özgür. Hani sana bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum da
Ya ben seni bir yerden tanıyorum ama ya biz seninle daha önce tanışmış olabilir miyiz? Hiç yabancı gelmiyorsun sen bana. Ben sizin gibi biriyle tanışsaydım daha önce hatırlardım diye düşünüyorum. Çok tatlı da yok. Ben böyle sanki seni bir yerde görmüş gibiyim. Ya hiç yabancı gelmiyor yüzüne. Aa tamam. Sen hiç böyle gazetelere, dergilere falan röportaj veriyor musun? Ha? Çünkü ben sağlık haberlerini hiç kaçırmam değil mi? Hep okurum yani. Oradan, oradan. Olabilir, evet. Ha, nasıl yani? Ben tak diye yakaladım, gördün mü? Ben izninizle lavaboya gidip hemen geliyorum. Yalnız çok güzel olmuş fotoğrafımız. Bakayım Doydun ben. Mu yavrum, bak. Yok, ben... Bak, ay çok aa, güzel evet. olmuş. Eski kapısı böyle çıkmış burada. Ay. Keşke sucuk da yapsaydık ya. Niye akıl etmedin sen? Yani kokmasın. Tamam hadi. Oh. Doydun mu yavrum? Doydum anneciğim. Eline oh, sağlık. Her şey çok güzeldi. Boncuğum benim. Valla çok güzel yedik ama artık müsaadenizle biz kalkalım. Aa. Ama niye? Daha yeni geldiniz ya. Yolumuz o kadar uzun ki. Uzun mu? Ne uzunu doktor ya? İstanbul dediğin şurası. Yok biz Göce'ye gidiyoruz kardeşimin düğününe. Bak, bak, bak. Birileri acaba neden bana bundan bahsetmedi? Evet anne, niye bahsetmedim acaba? Unuttum herhalde, kusura bakma. Ay, keşke bizim de işimiz olmasa. Biz Ünal'la hemen takılırdık böyle peşinize. Bayılırız maceralara biz. Ne güzel olurdu. Ah yavrum benim. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen hareketlenmiyoruz, biraz bekliyoruz. Çünkü size bir sürprizimiz var. Yolluk hazırlıyoruz. Yolluk hazırlıyoruz. Hadi gel. Zahmet etmeseydiniz hiç. Aa, çocuklar. Şey turşulardan falan da koyalım da. Kayısı reçeli aldılar mı? Kaldı mı? Çok uyumlular ama ya. Çok tatlılar. Ben o kadar sevdim ki yani insan konuşası geliyor onlarla. Çözüldü dilim. Bir anda anlatıverdim yani her şeyi ben. Fark ettim. Annem yine gelirim ben seni hiç merak Ay, etme. Ne olur gel kızım ya. Özgür yavrum bunlar ailene bizden küçük bir hediye. Hepsi organik el yapımı tamam mı? Getir getir oğlum koçum koçak. Getir koçak. Koş. Bakın bu da yolluk yolda yersiniz. Sağ olun Ünal abicim çok teşekkür ederiz. Ailene sevgilerimizi ilet kız kardeşine mutluluklar dile lütfen tarafımızdan. Darısı başınıza yavrum. Anneciğim ne anne yavrum ne var yani iyi dileklerimi de söylüyorum ne olacak ki? Efendim çok zarifsiniz çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ezgi'ciğim bana yardım eder misin kapıyı açar mısın? Açarım tabii hayatım. Biz hep böyle tamamlarız birbirimizi. Hep çok tatlısınız çok tatlılar ya. Yolda soyar o bana meyveli. Ay çok güzel. Efendim çok memnun oldum ben tekrar. Görüşürüz canım. Görüşürüz anneciğim Ünal abicim. Ararım ben sizi. Tamam canım. Hadi kazasız belasız. Amin amin. Ay canım. Ay. Yanlış şeyler. Ay güzel. Ay Ünal bayıldım çocuğa bayıldım. Ne kadar yakışıklı ne kadar kibar. Aa ben de bayıldım ben de bayıldım çok, ya. Çok. Bak bir de aldı hemen kızı ailesiyle tanıştırmaya götürüyor görüyor musun? Ya ya bak işte bak adamın ciddiyeti başından belli ya. Düşünsene yeni tanışmışlar tutuyor kızı elinden kız kardeşinin düğününe götürüyor. Helal olsun be. Ünal. Sonunda kızımın yüzü gülecek inşallah. Aa. Ay ben sana bu akşam ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne? Mantarlı makarna en sevdiğin. Gel, gel 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 gel. Söz geldim gel. Her şeyi anlatsaydın lan bak her şeyi çocukluğumuza falan izleydin keşke. Allah adım ben ne bileyim sen ne söyledin ne söylemedin hazırlıksız yakalandık ya. Hem de nasıl? Ya asıl bomba, sen kalk koskoca şehirde kahvaltı için annemlerin mekanı seç. Ozan çok methetti burayı. Yani bayağı bir övdü, çok başarılı bir yermiş, meşhurmuş diye. O yüzden onun tavsiyesi üzerine geldim yani. Vay be, bakma bir yandan da gurur duydum. Yani bizimkiler bayağı meşhur demek ki. Gerçi senin kadar olamazlar. Ay yanlış. Ne yapmaya aldın bunu şimdi, ne diye aldın? Ya ne yapsaydın? Sen dua et de yakalanmadık anneme. Kadın az kalsın hatırlıyordu seni. Yalnız seni bayağı iyi anlatmış. Resmen bayağı yanlış olduğunu tescillenmiş. Ama kafama takılan anlamadığım bir nokta var. Tercihlerim beni ilgilendirir derken neyi kastettin? Ya sen cidden ihtimal veriyor musun bunların benim söylediğim şeyler olduğuna? Gerçekten yani. Ya cevaplarım hepsi değiştirmiş. Bunların hiçbiri benim söylediğim şeyler değil. Nasıl?
bir kızın gazabına uğradım diyelim. Allah bilir ne yaptın kıza. Yalnız iyi intikam fikriymiş, şey tuttum, yazdım ben bunu bir yere. Hem de ne intikam. Oo, rezil rüsva etmiş seni bayağı. Ya rezillik evet, o da var da onu geçtim ben, onu çok şey yapmadım. Asıl yani annemi sardı başıma. Kadıncağız yani okuyunca böyle evliliğe, aşka inancım olmadığını, yıkılmış. Ha. Sen o yüzden mi kendine sevgili arıyordun? Ben bulmasam o bulacaktı. O hiç olmaz yani. Ney? Ne yapıyorsun ya? Elime nasıl düştüğünü şu an o kadar net görüyorum ki. Ama havalara bak. Havalara bak. Gülümse. Çok havalara girme bence. Artık çok geç. Ya yol yakınken böyle ben seni çok uzaklaşmadan yani ananın yanına geri mi bıraksam ya acaba? Ha? Gülümse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.